Şimdi Kılıçdaroğlu ne diyor başta? Kılıçdaroğlu ne diyor? Diyor ki biz LGBT'yi Türkiye'ye getireceğiz diyor. Doğru mu? Ya Kılıçdaroğlu, CHP'liler bu ülkeyi ayakta tutan aile yapısıdır. Doğru mu? Bugün birliğimizin, beraberliğimizin teminatı aile yapısıdır. Kıymetli, kıymetli hemşehrilerim. Niye başaklar biliyor musunuz? Allah muhafaza, erkekle erkeği evlendirecekler LGBT. Kadınla kadını evlendirecekler. Bu sapkınlıktır. Bu sapkınlıktır. Sayın İçişleri Bakanı'nın en başta gelen, yani listesinin en başındaki takıntılardan biri bu LGBTİ artılar. Farklı cinsel yönelimleri olan insanlara takmış vaziyette Sayın Süleyman Soylu. Ve diyor ki, ben diyor kızlarla kızların evlenmesini, erkeklerle erkeklerin evlenmesini kabul etmiyorum diyor. Hiçbir sorun yok. Kabul etmeyebilirsiniz. Bunu kabul etmeyebilen, kabul etmeyen çok sayıda insan da olabilir. Sayın Süleyman Soylu'yla görüş birliği içinde olan, yanındaki Tevfik Bey de var, o da herhalde kabul etmiyor diye öyle biliyorum. Esenler'in Sayın Belediye Başkanı İstanbul'da, seçim bölgesinde İstanbul'da, Soylu diyor ki ben kızlarla kızların evlenmesini, erkeklerle erkeklerin evlenmesini kabul etmiyorum diyor. Olabilir. Böylesine bir özgürlüğü var herkesin. Bunu kabul etmemek gibi bir özgürlüğü var. Ama Sayın Süleyman Soylu'ya buradan şunu sormak istiyorum. Sayın Süleyman Bey, siz 6, 7, 8 yaşındaki kız çocuklarının bir takım aşağılık, bir takım ırz düşmanı, bir takım namus düşmanı, yetişkin, koskoca adamlarla evlendirilmesini kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz? O konudaki görüşünüzü de merak ediyorum sizin. Çünkü bir, yasa dışı bir şey, yasalara aykırı, anayasamıza aykırı. İki, çocuk haklarına aykırı, kadın haklarına aykırı. Üç, her türlü ahlak ve etik anlayışına aykırı. Oysa ki siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz, 84 milyon insan da biliyor ki Türkiye'de her adım başında böyle evlilikler gerçekleştiriliyor. Ve buna da utanmazca çocuk gelinler filan gibi aşağılık yaftalar yakıştırılıyor. Bu konuda sürmekte olan çok sayıda dava var. En tazesi HKG davası. Mesela bunu savunan insanları eleştirdiği için yargılanan insanlar var. Zafer Arapkirli bunlardan biri. Ya siz utanmıyor musunuz? Ne biçim herif dersiniz siz? 6 yaşındaki kız çocuğuyla evlenilmesini savunuyorsunuz dediğim için yargılanıyorum hala. Beraat ettim, istinaftan döndü, hala yargılanacağım 3 Mayıs'ta. Peki bunlara karşı mısınız? Kız çocuklarının yetişkin bireylerle, tarikatçı, marikatçı bir sürü böyle heriflerle evlendirilmesine karşı mısınız, değil misiniz? O konudaki görüşlerinizi de bilelim. Otobüsün üzerine bir gün çıktığınızda da lütfedin o konudaki görüşünüzü de söyleyin. Yoksa kızla kız evlenmesin, erkekle erkek evlenmesin, ailenin bilmem nesi, bütünlüğü falan, o konudaki görüşleriniz size ait. Herkesin o konuda farklı farklı görüşü olabilir. Kimisi de hiçbir beis görmeyebilir. Bana ne arkadaş, kızla kız evlensin, erkekle de erkek evlensin. Bana bir zararı yok ki diyebilir. Ama ben esas o demin sorduğum konudaki görüşlerinizi merak ediyorum. Lütfederseniz bugün ya da yarın İstanbul'da bir otobüsün tepesinden de bu konudaki görüşlerinizi lütfen beyan ediniz Sayın Soylu. Bir başka